Kanal ekranlarından merhabalar. Özel yayınla karşınızdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatay bizlerle birlikte. Sayın Başbakan hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, bu kadar sıcak bir gündemde bizi kırmadığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Doğu Akdeniz'de sular iyice ısındı. Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakatta enerji deposu olan bölgede iyice tansiyon yükseltti diyebiliriz. Öncelikle sormak istediğim ilk soru size tabii ki Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat. Çünkü Doğu Akdeniz'de aslında kartların yeniden karılmasına sebep olmuş ve dengeleri değiştirmiş bir mutabakat diyebiliriz, değil mi? Evet, kesinlikle öyle ve gerçekten de karşılıklı ilişkiler, yani Türkiye Cumhuriyeti bildiğiniz gibi ana kıta 82 milyon nüfusuyla ve Doğu Akdeniz'de en uzun sahil şeridi 1800 kilometre ve karşılığında da işte Libya'yı görüyor. Dolayısıyla deniz hukukuna göre, uluslararası hukuka göre böyle bir anlaşmanın, böyle bir mutabakatın yetki alanlarının paylaşımında gayet yerinde ve uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde yapılan bir anlaşma. Ve bu esas itibariyle Yunanistan'ın ve Yunan-Rum ikilisinin Yunanistan'la birlikte Girit, Meis ve Rodos adalarının güya ayrı ülkelermiş gibi ekonomik münhasır bölge ve yetki alanlarının istismarı ve dolayısıyla Yunanistan'dan ta Kıbrıs'ı da içine alacak derecede o biliyorsunuz meşhur haritalarının olgunlaşmasına ve gelişmesine dur demiştir. Bu çok önemlidir. Türkiye Libya mutabakatı ile dur bakalım demiştir. Batı koridorun senin burada durur. Ve orada bir pozisyon almıştır. Ve tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya anlaşması bambaşka bir harita ortaya çıkartmıştır. Dolayısıyla ilk adım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin anlaşması olarak bu işin başlangıcıdır 2011 yılında. Ve bu Libya anlaşması fevkalade yerinde olmuştur. İnşallah bunun devamı gelir ve gerçekten bambaşka olaylar gelişmekte olacaktır. Çünkü bizim aldığımız bilgilere göre İsrail ve Mısır esasında Rum-Yunan ikilisiyle imzaladıkları bu anlaşmada bayağı bir alan kaybetmişlerdir. Halbuki Türkiye-Libya ekseninde bir anlaşma olsaydı daha fazla alanlar kendilerine riayet edecekti. Hem Mısır'a hem İsrail'e. Dolayısıyla hep bunlar da gündemdedir. Ve harita bambaşka bir şekil almaktadır. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de bu yaşanan gelişmelerle bu zenginliklerin araştırılmasında ve sondaj çalışmalarında Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve şimdi Libya arasında imzalanan anlaşmayla bambaşka bir durum ortaya çıkmıştır. Ve Doğu Akdeniz'deki bu zenginliklerin kazanımında Türk tarafı hakkını almaya çalışmaktadır. Yani bizim kimsenin hakkında gözümüz yok. Yeter ki biz hakkımızı kaybetmeyelim. Ve haritaya baktığımızda gerçekten dediğim gibi Türkiye'nin pozisyonu, Türkiye'nin büyüklüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'de Kıbrıs'ta iki eşit halk vardır esasından yürüyerek. Sadece Rumların değil, aynı zamanda Türklerin de haklarının Türkiye'nin haklarıyla örtüştürülmesi ve Libya Anlaşması ile bambaşka bir şekil ortaya çıkıyor. Ve bütün bunlar Birleşmiş Milletler'e de bildirilmiştir. Bizim uzmanlardan aldığımız bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süreci çok iyi yönettiğini, gerek askeri kanatta, gerek hukukta, gerek diplomaside Birleşmiş Milletler'e de bildirilerek bütün bu pozisyonlar pekiştirilmiştir. O bakımdan süreç iyi yönetilmiştir. Haliyle başta tabii Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetini kutluyorum. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Türkiye bölgede oyun kurucu durumunda. Şimdi birçok ülkenin birinci gündemi Libya oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz gün Tunus'a bir ziyarette bulundu. Bölgedeki son durumu ve değişiklikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Tunus'la görüşme sonucunda neler çıkabilir? Bölgede daha ne gelişmeler yaşanabilir? Tabii ki bunu Türk hükümeti bilecek. Biz ancak dışarıdan bakıyoruz, görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz memnunuz bu gelişmelerden. Çünkü Türkiye'nin ilişkileri büyük bir devlet ve bu bölgenin lider ülkesi olarak bütün bu anlaşmalar yeni adım. Tunus'ta görüşme, tabii ki Libya olayını pekiştirmek ve o bölgede hakimiyet kurabilmek için bir takım tabii ki çeşitli ilişkiler geliştirmektedir. Bunlar memnuniyet vericidir. İnşallah bunlar hayırlara vesile olur ve günün sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu hak mücadelesinde
Vize düşeni alırız ama esas itibariyle tabii burada kabul etmek lazım ki esas süreci yöneten ve ağırlığını koyabilecek olan bölge, büyük ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Biz de bize düşen görev neyse onu yapıyoruz. Ama Rumların bize vermediği, dışladığı ve dolayısıyla mağdur bir pozisyondan biz de şu anda hakkımızı alma pozisyonuna gelmiş oluyoruz. Bütün bu sürecin bu şekilde, haklı bir şekilde yönetilmesiyle. Türkiye-Libya mutabakatının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de beklenen bir adım geldi. Geçitkale Havaalanı'nda İHA ve SİHA üssü kuruldu. Bu da Doğu Akdeniz'de aslında büyük bir yankı uyandırdı. Bu durumu ilgili sizden. Bu tabii diyorum. Türk hükümetinin bir talebi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girişimiyle. Zaten Kıbrıs'ta bildiğiniz gibi 1974'ten sonra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Türkiye'nin bir kol ordusu Kıbrıs'a yerleşmiştir. Bizim de güvenliğimizi koruması bakımından fevkalade önemli. Doğu Akdeniz'de yaşanan bu olaylarla gemilerimizin sondaj çalışmaları haliyle hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması için bu insansız hava araçları tabii ki önemli görevler yapacaklardır. Ve dar alandan uçan, bizim bölgeye gelen ve daha sonra tekrar dar alana dönmek için havada uçan bu araçlar en az 8 saat havada kalıyorlar. 4 saat gelme, 4 saat geri dönme. Dolayısıyla Geçitkale'de böyle bir hava meydanının kullanılması, inişler ve kalkışların istekleri gibi kullanmaları bir tasarruftur. Ve tabii gerektiğinde de Geçitkale'den havaalanında hemen oradadır. Stratejik olarak kritik bir hamle. Tabii çünkü Dalaman'dan gelmesi 4 saat ister. Diyelim ki aniden bir ihtiyaç oldu. Bizim Geçitkale'den kalktığında hemen Doğu Akdeniz'in orasındadır. Dolayısıyla fevkalade önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ben Türk hükümetine teşekkür ediyorum. Çünkü güneyde bunlar var. İsrail'le ve başka ülkelerle yaptıkları anlaşmalarda 8 tane İHA'lar olduğunu öğreniyoruz. Rumlarda var. Mütekabelet gerisi bizde de olması lazım. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz doğru yapmışızdır. Hem Türkiye'nin güvenliği hem bizlerin güvenliği için bu uçakların insansız hava araçlarının kullanılması gayet yerinde ve halkımız tarafından da doğrulanmış bir olaydır. Bir sonraki hamle olarak bir deniz üssü beklenebilir mi? Böyle bir çalışma olduğunu biliyoruz. Artık zamanı gelince bu da değerlendirilecek. Ama zaten biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dediğim gibi Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri zaten kol ordusuyla Kuzey Kıbrıs'tadır. Ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bölge barışı, bölge güvenliği ve tabii ki bütün bu askeri unsurlarda Rum tarafında da çok önemli silahlanma vardır. Ben herhangi bir çatışmanın olacağını düşünmüyorum. Çünkü Kıbrıs böyle bir şey kaldırmaz. Aklın yolu birdir. Bir yerde herkes kendisine çeki düzen verir. Ama Rum tarafı her nedense aşırı bir şekilde silahlanmaktadır son yıllarda. Kendilerine göre savunma için. Ama bizim bazı askeri yetkililerimize göre artık savunmaya açtı, saldırı için silahlanma pozisyonunda. Kim bilir artık bazı büyük ülkelerin bunlara dayatmayla silah satışları da olabilir. Çünkü büyük paralardan bahsediyoruz. Bir takım aracılar da olabilir, komisyoncular da olabilir, ben bilemem. Ama aşırı bir silahlanmanın olduğu bir Kıbrıs'ta eğer Türk Deniz Kuvvetleri böyle bir ihtiyaç hasıl olursa buradaki bir takım askeri maksatlar bakımından bu da mutlaka geri yapacaktır. Doğru yerde, doğru çalışmanın neticesi böyle bir yer bu maksatlar için ayrılabilir tabii. Türkiye'de altını çizerek bunun bir kışkırtıcı, bir savaş çağrısı olmadığını zaten altına çiziyor. Siz de söylemlerinizde sıklıkla bunu söylüyorsunuz, evet. Ama şimdi bir de diğer tarafa bakalım. Karşı cephe hareketlendi. Türkiye ve Libya mutabakatının ardından Yunanistan ve Rum kesimi Lahey'e gitti. Avrupa Birliği'nden destek istendi. Keza NATO zirvesinde yardım istediler Türkiye'nin hamlelerine karşı. Bu paniği nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu bir haksızlıktır. Çünkü günün sonunda onlar az önce ifade ettiğim küçücük adalardan yola çıkarak Meis Adası, Rodos Adası, Girit Adası bunların hepsini toplasan nüfusları belli, çapları belli ve aynı şekilde bunlar ayrı bir ülke değil. Dolayısıyla Yunanistan'a bağlı. Esasında Türkiye'nin değil, Türkiye'ye çok yakın ama maalesef işte eski bir takım anlaşmalarla Yunanistan'ın tapusuna geçmiş. Dolayısıyla Yunanistan'a ait adalardır bunlar. Ayrı bir cumhuriyet, ayrı bir devlet değil. Dolayısıyla ayrı devletmiş gibi her birinin ekonomik münhasır bölge ve yetki alanlarındaki iddialarıyla o daha büyük harita ortaya çıkıyor. Ve Kıbrıs'ın ta doğusuna kadar geliyor.
Şimdi bu gerçekten büyük bir haksızlık. Türkiye ile biz buna dur demeye çalışıyoruz. Onun için bu hamleler yapılmaktadır ve denilmektedir ki bu son derece yanlıştır. Özellikle şu andaki bu Libya anlaşmasıyla birlikte Batı koridorunun sınırı Yunanistan'da çekilmiştir. Bu tarafa gelmesine müsaade edilmemiştir. Dolayısıyla Kıbrıs'a kadar gelemiyor o alan. Esas itibariyle o haritada gördüğünüz gibi o şerit Libya'ya kadar ki uluslararası hukuk ve deniz hukukuna göre son derece doğru bir mutabakattı. Çünkü Türkiye'nin güney sahillerinden ta güneye inildiğinde karşısında Libya'yı görüyor. O bant böyle bir hak veriyor ve bu ta Kıbrıs'ın batısına kadar geliyor. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Türkiye ve şu anda da Libya böyle bir yeni haritanın çıkmasına vesile olmuştur. Bu da bizim için son derece olumlu ve lehimize bir gelişmedir. Şimdi 2 Ocak tarihinde de 2020'de Atina'da İSMET projesinin imzalarının atılacağı söyleniyor. Taraf ülkelerin başbakanları, bölgede liderleri olacak. Bu proje Türkiye bu hamleyi yapmışken Doğu Akdeniz'de hayata geçebilir mi? Geçmeyecek çünkü bu çok uzun ve çok pahalı bir projedir. Bana göre feasible da değildir. Çünkü evet dünyada bir takım sermaye hareketleri olabilir ama böyle bol para yoktur. Bu 8-9 milyar dolardan bahsedilmektedir. Ve o denizin altı o kadar derindir ki bunun mühendisliği de çok zordur. Yani biliyorsunuz Kıbrıs'tan, Türkiye'den Kıbrıs'a su götürüldü. Anamur'un bölgesinden, Alaköprü Barajı'ndan 40 mil ötedeki Girne'ye su götürüldü de onun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. O boruların döşenmesi çünkü denizin altındaki o dalgalar falan son derece zor bir iştir. Bunun mühendisliği ve bunun hem yerleştirilmesi hem bilahare bakımı, onarımı, tamiri, şu bu. Şimdi ta İsrail'den çıkıp Kıbrıs üzerinden Avrupa'ya götürülmüş. Bu bir asır yetmez buna. Para da dayanmaz. Dolayısıyla bence gözdağı veriyorlar. Esas yol oralardan Kıbrıs üzerinden 40 mil uzaklıkta olan Türkiye Cumhuriyeti, belki su borusunun, su borularının geldiği yerden Kıbrıs'ın kuzeyinden yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Türkiye'ye getirilmesi ve Türkiye zaten Avrupa Birliği'ne bağlıdır borularla. Biliyorsunuz bir takım Türkiye üzerine akımlar vardır, bağlantılar vardır. Ve dolayısıyla hiçbir fazla yatırım yapmadan bu borulardan Avrupa'ya intikali. Bu en mantıklısı budur. Mukayese bile kabul etmez. Yani hem maliyet bakımından hem işin mühendisliği bakımından mukayese bile kabul etmez. Dolayısıyla aklın yolu birdir. Bu zenginlikler bulunduktan sonra o kadar büyük bir miktarlardan bahsediliyor ki bütün bunların bu şekilde değil ama bu şekilde olması lazım Türkiye üzerinden. O zaman sondaj çalışmalarından da bahsedelim isterseniz. 2 sismik araştırma ve 2 sondaj gemisiyle Türkiye adeta bayrak gösteriyor Doğu Akdeniz'de. 3. sondaj gemisi de yolda. Şimdiye kadar toplamda 4 sondaj çalışması yapıldı bildiğimiz kadarıyla. Sondaj çalışmaları nasıl gidiyor bölgede? Şimdi bu petrol işi, gaz işi bir kere çok uzun soluklu bir iştir. Bizim de aldığımız bilgilere göre yani 100 kuyu kazarsınız belki 8'inde. %10'unda bile değil, 8'inde bulursunuz. Ama bulursunuz. Çünkü herhalde bir takım ona göre bilimsel çalışma vardır. Uydudan fotoğraf çekerler, başka türlü fotoğraflar, şunlar bunlar. Ve bu zenginliklerin bu bölgede olduğu muhakkaktır. Fakat hangi noktada ne kadar var, bu şu anda bilinmiyor. Bu bütün bu çalışmalar neticesi olarak ortaya çıkacaktır. Çok önemli mühendislik işler, çok önemli bilgi ve beceri ister. Bütün bunlar şu anda Türkiye'de var. Çünkü Türkiye dünyayla çalışıyor. Dünyayla ve dünyanın en üst kurum ve kuruluşlarıyla çalışıyor. Gerçi bu mahkemelerle, işte yakalama emirleriyle tehdit ediyorlar Rum tarafı. O da esasında uluslararası hukuka aykırıdır. Çünkü bu insanlar kendi gönülleriyle gelip burada çalışıyorlar. Esas sizin eğer bir mahkeme süreci başlayacaksanız, hukuk yolu başlayacaksanız muhatabınız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin talimatıyla bu insanlar iş alıyorlar, iş yapıyorlar. Dolayısıyla öyle birkaç tane işçiyi gemide çalışan mürettebatı bu şekilde cezalandırarak hiçbir hakkaniyet elde edemezsiniz. O bakımdan işte Rumların taktiği nasıl Türkleri hep işte veto ediyorlar. Direkt uçuşlarımızı veto ediyorlar. Her türlü ticareti kısıtlamaya çalışıyorlar. Bir takım izolasyonlar uygulamaya çalışıyorlar. Hep veto haklarını kullanarak. Esasında dünyanın bizimle bir derdi yok.
dünyaya kalsa herkes uçağını da uçurur. Ticaretini de yapar. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şu anda 140 farklı ülkeden 100 bin üzerinde öğrenci bulunmaktadır. Yüzden fazla ülkeyle ticaret yapıyoruz. Onların aldığımız neyse aldığımız mallar, şunlar bunlar gemilerine geliyor ve biz ihracatımızı gelen gemilerle yapıyoruz. Gelen malın da bedelini bankalarımız üzerinden ödüyoruz yabancılara. Dolayısıyla uluslararası anlamda tanınmasak bile bizi kabul ediyorlar. Bizimle ticaret yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Her türlü ilişkiye ve ekonomik faaliyetlere bizimle girebiliyorlar. Orada bir sorun yok. Bir tek direkt uçuş gibi konularda kısıtlama Rum tarafının vetosundan dolayı. İşte Rum tarafı böyle bir mantıkla çalışıyor. Türkiye'nin gemilerinde çalışan insanları yakala emri çıkarttırabiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki komşularına yeşil hat tüzüğü bağlamında bile ticaretin engellenmesi için her türlü oyunu oynuyorlar. Mesela Türkler kolayca güneye gidip alışveriş yapıyorlar. Güneyden kuzeye alışveriş yapmaya gelen insanların ki son yıllarda artmıştır bu. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha ucuz olduğu için Euro'nun da artmasıyla Rum tarafı daha pahalı kalmıştır. Kuzey daha ucuz. Benzinde, mazotta, başka bir takım hizmetlerde kuzeye geliyorlar harcamak için. Ama Rum gümrüklerinde, Rum sınırda sorun çakıyor diyor. Alışveriş yapan Rumlara sorun çıkartıyor. Yani gitmeyiniz, paranızı harcamayınız, Türkler bu işten 3 kuruş kazanmasın mantığıyla her türlü gerilimi yapıyorlar. Aynı şekilde de Türkiye yapıyorlar. Bu gemilerdeki çalışan mürettebat için. Halbuki senin gücün yeterse, haklıysan Türkiye Cumhuriyeti'yle bu mücadeleye vereceksin. Orada çalışan gariban işçilerle çalışanlara değil. Ama adamların mantığı bu maalesef. Şimdi bu konulara girmişken Kıbrıs'ta çözümden de bahsedelim. Şimdi federal çözüm söylemleri var. Sizin tavrınız ve duruşunuz bu konuda net ama sizden bir kez daha duyalım. Biz bir kere Kıbrıs'ta 1974'ten sonra barışın devam etmekte olduğunu söylüyoruz. Buna inanıyoruz. Esas barış Sayın merhum Ecevit'in ve yardımcısı Erbakan'ın talimatıyla Mehmetçiğin adaya basmasıyla Kıbrıs'a barış girmiştir. Hem Türklere hem Rumlara. Dolayısıyla barış vardır. Esas sıkıntı olmayan bir anlaşmadır. Bir anlaşma olabilse o zaman biz de uluslararası hukukun içine girebileceğiz. İşte izolasyonlardan kurtulacağız. Bir takım olumlu gelişmeler olacak. Ama bunun olması için biz ulusal bir takım çıkarlarımızdan ve kırmızı çizgilerimizden özellikle bu Kutuvaz çerçevesinde konuşulan Türkiye için sıfır asker, sıfır garanti bunu asla kabul etmeyiz. Çünkü bizim oradaki mal ve can güvenliğimizin teminatı anayasamızın, anayasal hakların garantörü ve teminatı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu bölge bunu gerektirmektedir. Çünkü zaten 1960 yılında yapılan anlaşmanın da esas itibariyle amaçladığı o bölgede Türk-Yunan dengesinin kurulmasıydı. Evet Kıbrıs, Kıbrıslarındır bir bakıma Kıbrıs Türkler, Kıbrıs Rumlar adada yaşayan ama aynı anda hem Yunanistan hem İngiltere'den Türkiye'yi ve başka aktörleri Rusya'yı, Amerika'yı da şimdi Avrupa Birliği'nde ilgilendiren bir meseledir. Uluslararası bir sorundur. Dolayısıyla sadece Kıbrıs'landır mantığıyla hiçbir yere gidilemez. Çünkü bütün bu ülkelerin öyle veya böyle Kıbrıs'ın geleceğinde söz hakkı olma çabaları bir gerçektir, bir realitedir. O bakımdan Türkiye'nin işte Avrupa Birliği maceralarıyla Türkiye Kıbrıs'tan kopartılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yalnız bırakması, askeriyle her türlü garantörlük hakkıyla çekip gitmesi mümkün değildir. Zaten bunu Türkiye kabul etmez. Kıbrıs Türk halkı da büyük bir ekseriyeti, çoğunluğu Türkiye'yi orada ister. Türkiye'nin garantörünün devamını ister. Kendi güvenliği bakımından. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önüne kritik bir seçim süreci de var. 2020 Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Hem seçim sürecinde neler bekliyorsunuz diyelim hem de Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyacak mısınız? Şimdi tabii bu anayasamız gereği 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olur. 19 Nisan 2020'de de 5 yıl dolacaktır. Dolayısıyla o güne kadar bu seçim olacaktır. Önemli olan demokratik koşullarda dünya gelişmeleri, bölge gelişmeleri, Türkiye'nin ilişkileri bağlamında meselenin iyi değerlendirilmesi. Ona göre adayların bu adaylık konusunda durum netleşince propagandaya başlayacakları günden sonra vatandaşın bütün bunları izlemesi, vatandaşın bütün bunları enine boyuna değerlendirmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için en iyi adayın, en iyi çalışma yapabilecek, en iyi ilişkileri kurabilecek,
en iyi şekilde memleketi temsil edebilecek, en iyi şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meselesini yabancılara da, başka aktörlere de anlatabilecek, Türk kamuoyuyla iyi ilişki kurabilecek ve netice itibariyle sadece Kıbrıs konusu bağlamında değil, aynı zamanda ekonomik konularında, sosyal konularda, başka sporda dahil çeşitli konularda önderlik ve liderlik edebilecek bütün bu meselelere vakıf, hakim ve aynı zamanda halkla kolay ilişki kurabilecek özelliklere sahip birinin oraya gelmesi lazım. Ve altını çizerek vurgulamak istiyorum. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sadece Kıbrıs müzakereleri için işte senede birkaç defa bir yerde görüşme için değil, aynı zamanda toplum liderliği ve bu halkın gerçekten bazı konularda önünün açılması için yapacağı çalışmalar ve ona göre takım ruhuyla bunların ileri götürülmesi. Dolayısıyla demokratik bir yarış olacak. Bu demokratik yarışın sonunca halkımız en doğru, en iyi adayı seçer diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü gerçekten geleceğe yönelik baktığımızda şu anda bir umut eksikliği vardır. İşte federal temelde bir anlaşma. Son 50 yıldır bunu konuşuyoruz. Son 50 yıldır hiçbir adım atılamamıştır. Çünkü aşikardır ve nettir. Güney Kıbrıs bu federal temelde bir anlaşmadan daha fazla üniter bir yapı görüyor. O üniter bir yapı içerisinde bir bakıma 60'ın da gerisine gidecek bir pozisyon ortaya çıkıyor. Çünkü 1960 anlaşmaları esas itibariyle dediğim gibi sadece Kıbrıslar değil, garanti ülkelerle Türk-Yunan dengesinin kurulması için Sayın Menderes ve Zorlu ile çok iyi bir şekilde hazırlanmış ve bir başarı olarak ortaya çıkmıştır. Tabii bizim kendi liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Sayın Rauf Denktaş'ın da ve ekiplerinin katkısıyla. Ama günün sonunda o anlaşmada Türkiye'nin garantörlüğü vardır 1960 anlaşmalarında. 1974'te Türkiye ondan dolayı Kıbrıs'a gelebiliyor. 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan ediliyor. Şimdi siz 2019'da, 2020'de öyle bir anlaşmaya sürüklenebilirsiniz ki işte federal ama öz itibariyle çoğunluğun azınlığı yönettiği serbest hareket, serbest dolaşım, serbest sermaye hareketleri, herkesin İngiltere dayanamadı buna Avrupa Birliği içerisinde ve Türkiye'nin de etkinliğinin azaltıldığı, güvenliğinin garantörlüğün sulandırıldığı bir Avrupa Birliği içerisinde bu şekilde kuzeyi koruyacaksınız. Koruyamazsınız ve Kıbrıs Türk halkı orada zaman içerisinde büyük zafiyete uğrar. Çünkü karşısında daha güçlü Avrupa sermayesi, Avrupa bir takım hakkı, hukuku ve mülkiyet meselesinde de bu tapuların sorgulanmasına kadar gidebilecek bir süreçten bahsedebiliriz. Dolayısıyla bir anlaşma uğruna bütün bu kazanımlarımızı, fedakarlıklarımızı kimseye yedirtemeyiz. O bakımdan çok dikkatli olması lazım. Hem mülkiyet meselesinde hem toprak meselesinde Sayın Akıncı'nın verdiği bir harita var karşı tarafa ki geri çektim diyor ama o haritanın mutlaka bir fotoğrafı çekilmiştir bir yerlerde. Orada neyin verilebileceği mutlaka konuşulmuştur. Oradan da çıkacak olan göçmenler iddiaları 70-80 bin insanımız tekrar göçmen olabilir. Ve o insanların tekrar toprağı azalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türk Devleti'ne kuzeyde yerleştirmeleri sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Bu mülkiyet meselesi bambaşka. Herkesin tapusunun sorgulanması. Dolayısıyla çok dikkat edilmezse ki böyle bir şeye biz müsaade etmeyeceğiz açıkçası. Böyle bir anlaşma Kıbrıs Türk'üne çok pahalıya mal olabilir. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi böyle bir anlaşmayı kaldırmayabilir. Gerek toprak meselesinin çıkartacağı sorunlar, gerek mülkiyet meselesinin ortaya çıkartacağı başka meseleler ve tabii ki Türkiye'nin garantörlüğünün sulandırılması ve Türkiye'nin zaman içerisinde her şeyin eteğini Kıbrıs'tan çekmesi durumunda bir zafiyet oluşabilir. Bu zafiyet de beraberinde istikrarsızlığı getirebilir. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu anda yıllardan sonra oluşmakta olan o daha güvenilir zemininin bir kere zayıflatılması ve dolayısıyla ulusal çıkarlarımıza aykırı bir gelişme. Hele hele son zamanlardaki bu Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle esas itibariyle benim anlayışımda, partimin anlayışımda ve bizim şu andaki hükümetimizin anlayışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zemini esasında daha da güçlenmiştir. Güçlenmektedir çünkü Türkiye'nin bu şeyleri, hamleleri, iddiaları ve aldığı pozisyon Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte esas itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zeminini güçlendirmektedir. Çünkü bu kadar büyük bir zenginliklerin mücadelesinde
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti ile Mavi Vatan kavramları çerçevesinde Cem Gürdeniz gibi gerçekten bu işe kafa yormuş amirallerin ve bilgeç insanların çok büyük katkıları olmuştur. Kendilerini tebrik ediyorum ve saygılarımı ifade etmek istiyorum. Evet, bir şey daha sormak istiyorum. Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatı yapılıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene Türkiye ile birlikte. Bu tatbikatların devamı elbette ki gelecektir. Doğu Akdeniz'de sahada başka tatbikatlarda yapılabilir mi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti? Türkiye Cumhuriyeti istediği zaman, dilediği zaman tatbikatları yapabilir. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bir takım anlaşmalara imza atmışız. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yoktur. İstediğimiz ve dilediğimiz zaman tatbikat yapabiliriz. Nitekim tatbikatlar da oluyor. Hem şeyde bizim Beşparmak Dağları'nda hem Türkiye ile aramızda olan denizlerde buralarda sık sık tatbikatlar olmaktadır. Bu noktada hiçbir sıkıntı yoktur. Evet, Ulusal Kanal izleyicilerimize vermek istediğiniz son bir mesaj var. Her boyutuyla Türkiye Cumhuriyeti bu önemli süreçte meseleyi iyi yönetmektedir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bakıldığında iddialı bir süreç ve 2020 yılında dolayısıyla bu bağlamda daha da hayırlı olacağını düşünmekteyim. Ekonomik olarak da göstergelerin iyiye doğru bir gelişme olduğunu göstermektedir. Faizler oldukça %12'lere gerilediğini görüyoruz. Bu da hem ekonomide hem özellikle konut sektöründe ve ithalatta, ihracatta bir hareketlilik getirebilecektir. Dolayısıyla 2020 yılının daha güzel olacağını, daha başarılı olacağını, istikrarın daha da pekişeceğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Doğu Akdeniz'de daha sağlam bir zeminde bir umut olacağını düşünüyorum. 2020 yılının şimdiden herkese hayırlı olmasını temenni ederim. Tam bitirecektim ama aklıma bir soru daha geldi. Bunu da sormak istiyorum size bitirmeden önce. Önemli bir gelişmeydi çünkü bence Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bir Abazya ziyareti oldu. Ve burada bir çağrısı da vardı. Hem Abazya'nın hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için ifadeleri vardı. Bu görüşmeyi, bu ziyareti, çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Sayın Perinçek'e teşekkür ediyorum. Gün sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından bahsetmiştir. Bu da bize olan sevgisini göstermektedir. Dolayısıyla tabii bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri karar verecektir. Veya bölgedeki başka ülkeler karar verecektir. Ama neyse itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyada artık kabul görmeye başlamıştır. Dünyanın çeşitli ülkeleriyle bildiğiniz gibi 100'den fazla ülkeyle ticaret yapıyoruz. 140 farklı ülkeden bize öğrenci olarak gelenler vardır bu üniversitelerde eğitim görsünler diye. Ve her platformda olan Kıbrıs Türk halkı kendini dünyaya kabul ettirmiştir. Bu böyle. Artık 1974'ten sonra 45 yıl geçmiştir. 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Ondan buraya 36 yıl geçmiştir. Bu uzun yıllarda çok büyük mücadeleler verdik. Çok çalışmalar yaptık. Arı gibi çalıştık. Bizim diplomatlarımız Türkiye'nin de yardımıyla dünyanın her yerinde kapıları çalmıştır. Dünyanın her yerinde, her başkentinde, her şehirde mutlaka öyle veya böyle çeşitli ortamlarda gidip onların diplomatlarıyla, onların yetkilileriyle, onların bakanlarıyla, gerekirse cumhurbaşkanlarıyla bizim insanlarımız bu temasları kurabilmiştir. Kıbrıs Türk'ün halkı arasını anlatmaya çalışmıştır. Ve tabii bizim bir de büyük şansımız Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devletin yanımızda ve arkamızda olabilmesi. Türkiye'nin de tabii ki imkanları geniş, dünyanın her yerinde büyük elçilikleri var.
O Büyükelçilik aracılığıyla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sıkıntıları dünyanın çeşitli yerlerinde paylaşılmıştır. Ve dolayısıyla bütün dünya milletleri artık Kıbrıs'ta bir sorun olduğunu, ama esas itibariyle iki halk olduğunu, güneyde Rumların, kuzeyde Türklerin yaşadığını, Türkiye'nin de bir garanti ülke olarak etkin ve katılımcı bir şekilde işin içinde olduğunu, bütün dünya milletleri artık bunu öğrenmiştir. Halbuki ben hatırlıyorum, İngiltere'de öğrenciydim, 80'li yıllarda kimse daha Kıbrıs'ta ne olduğunu bilmiyorlardı. Yani orada onlara göre bir şeyler oldu, 74'ten sonra bir bölümü oldu ama nedir ne değildi bilmiyorlardı. Şimdi dünya nereye sine isterseniz gidin, size söyleyecek güneyde Rumlar var, kuzeyde Türkler var. Ve dolayısıyla bu da o sağlam zeminin oluşması için kamuoyu yaratmaktadır. Çünkü herkes de biliyor ki zorla bir evlilik olmaz. Zorla bir anlaşma yine patırtı gürültü ve 74'ten beridir var olan barışın bozulmasına kadar gidebilecek bir tehlikeli süreçten bahsetmekteyiz. Zorla evlilik olmaz, zorla bir anlaşma olmaz. Dolayısıyla bizim kanaatimizce şu anda iyi bir denge oluşmuştur. Kuzeyde Türkler, güneyde Rumlar, zaman içerisinde çeşitli işbirlikleriyle su projesinde olsun, suyun paylaşımı olabilir, elektriğin alışında verişinde işbirlikleri olabilir, gazın da öyle ve çeşitli başka konularda yan yana yaşayan iki komşu ama gitmeler gelmeler daha serbest hale gelebilir. Belli bir nüfus gelip bizde yerleşebilir, bizimkiler de gidip güneyde yerleşebilir. Yani bizi rahatsız etmeyecek bir oranda bu şekilde işbirlikleriyle iş evrimleşebilir ama dolayısıyla mesaj, kuzeyde ayrı bir devlet, güneyde ayrı bir devlet. Bu hangi çatı altında? Konfederal mı olur, AB çatısında iki devlet mi olur, tamamıyla kadife ayrı mı olur? Bunlar zaman içerisinde ortaya çıkacak. Dolayısıyla biz sadece ve sadece Kıbrıs'ta federal temelde bir çözüm arayışı olabilir şeklindeki yaklaşıma biz onur vermeyiz. Doğru bulmuyoruz bu saatten sonra. Onun yanında bu alternatiflerin de masada olması lazım ki masaya oturduğunda sonuç odaklı ve bir saatten sonra bu işin biteceği noktasındaki vaatler de hakkıyla yerini bulsun. Çünkü federal temelde bir anlayışla oturduğunda masaya 50 senedir oturuyor, hiçbir adım atılamıyor, neticede itibariyle masa deviriyor ve tekrar geri geliniyor boşuna. Şimdi biz diyoruz ki o masada federal temelde bir anlayışın yanında bu az önce anlattıklarım, konfederal yapı veya kadife ayrılık veya AB çatısı altındaki devlet çeşitli bunun modelleri vardır. Bunların da hepsi masada olsun, biri seçilsin. Olmaysa bu olsun. Bu olmaysa diğeri olsun. Ki bu iş öyle ve böyle herkesin kabul edeceği bir şekilde sonuçlandırılsın ve bitsin. Bekleyip göreceğiz. Sayın Başbakan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Bütün seyircilerinize bir kez daha sevgi saygılarımı iletirim ve 2020 yılının bütün milletim için hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Evet değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'la birlikte özel yayınımızı gerçekleştirdik. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.